أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد صلوات الله وسلامه. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوات الله وسلامه. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوات الله وسلامه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وآيات أخرى: استعوذ بالله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، إلى آخر الحديث. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان غريب الله büyük şeyh efendi kuddise sirruhu: aziz tefsir hadis ilmi kelami, dahi ol fıkha alim bul selami, görüşme ehli bid'atle zulami, seni berbat eder eyler melami. Firar et ehli bilatten hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Cemaat-i Müslümi ihvan-ı din. Nemrud'un zulmünü Hazreti İbrahim aleyhisselamın nuruyla, Firavun'un kibrini Hazreti Musa'nın tevazusuyla, kainatın karanlığını, kainattaki adaletsizlikleri, haksızlıkları, günah karanlığını Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuruyla aydınlatan sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu'na sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar olsun. Amin. Salatu selam, tahiyyatül kiram, her türlü izzet ve ihtiram, kainatın medarı iftiharı, insanlığın kıyamete kadar batmayacak tek güneşi, doğarken şehadet parmağını ümmeti için kaldırmış Hazreti İbrahim'in duasının tecellisi, Hazreti İsa'nın muştuladığı, kainatın efendisi, Allah'ın kölesi, cennetin ise efendisi olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Amin. Cenab-ı Hak gecemizi, sohbetimizi, toplantımızı evvela mübarek eylesin. Allah-u Teala Hazretleri, kainatın efendisinin dünyaya teşrif ettiği şu kıymetli ayda böyle bir meclise toplandık, bu meclise geldik. Cenab-ı Hak muhtaç olduğumuz şeyleri bizlere en güzel şekilde ifade, cümlemize ise anlatılanlardan istifade edebilmeyi, anlatılanları kabul kulağıyla dinleyip, Kur'ani bir ifadeyle semi'na ve ata'na, Allah'ım duyuyorum ve itaat ediyorum diyebilmeye ve dünyada günlerimiz ve saatlerimiz dolarken son anımızı Rabbimize secdede verebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Allah-u Teala anlatılanlardan ders almamaktan, anlatılanlardan ibret almamaktan, buradan dağılırken yine eski huyumuza devam etmekten ve yarın Ruzi Mahşer gününde bütün insanların huzurunda, bütün Ehlullah'ın huzurunda, bütün peygamberlerin huzurunda, hepsi bir yana Rabbimizin ve Resulullah'ın huzurunda rezil-i rüsva olmaktan Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Kıymetli Müslümanlar, kıymetli ihvanlar, buraya kadar teşrif ettiniz, buraya kadar zahmetler ettiniz, derdiniz, Allah'ın ayetlerinden, Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden, büyüklerimizin, meşayihimizin, kelam-ı kibar dediğimiz büyüklerin sözlerinden bir şeyler dinlemek üzere buraya kadar geldiniz. Salih bin Mürre adında bir zat vaaz ederken diyormuş ki, bir Müslüman Allah'ın kapısını sürekli çalarsa muhakkak bir gün kapı ona açılır demiş. Rabia Tüladeviye annemiz, büyük bir Allah dostu olan o kadın da bu sözleri duyunca dedi ki,
Ey Salih bin Mürre, Allah kuluna ne zaman kapıyı kapattı ki yeniden kapıyı açsın? Şimdi biz Cenab-ı Hakk'ın kapısına geldik. Rabbimizin dünyada bize gönderdiği Kur'an'ın ayetlerini dinlemek için buraya kadar geldik. Buraya geldiğinizde neler kazandınız? Gelin bununla alakalı birkaç hadis-i şerif zikredelim. Hemen akabinde dersimize başlayalım. Kıymetli Müslümanlar, Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, benim ümmetimin ömrü kısadır ama amelleri çok büyüktür. Geçmiş ümmetlere baktığınızda Hazreti Adem aleyhisselam zamanında Ruhul Beyan diyor ki, tefsirinde geçer, bir kadının oğlu ölmüş. Oğlu 450 yaşında vefat ediyor. Kadın vefat eden oğlunun başında ağlarken anne yüreği evladını kaybetmiş. Anne feryat ediyor, Allah'ım oğlum gençliğine doyamadan vefat etti diye gözyaşı döküyor. Hazreti Adem aleyhisselam o annenin yanına geldi ve dedi ki, sen haline şükret, vallahi öyle bir zaman gelecek ki benim zürriyetimden insanlar en fazla 60-70'i zor görecekler. Baktığınızda bir İsa aleyhisselam geliyor, Kur'an'da anlatılan peygamber kadrosundan biri. Bir defasında bir beldeye giderken İsa aleyhisselam çok ibadet ehli olan bir zatı görmüş. Ve o zatın 300 sene boyunca ibadet ettiğini duyunca kendi kendine demiş ki, herhalde kıyamete kadar peygamberler haricinde hiçbir insan bu adamın sevabına yetişemez deyince Cibril-i Emin geliyor ve diyor ki, ey Meryem oğlu İsa, vallahi Cenab-ı Hak diyor ki, o peygamberime söyle ki, ümmetinden 300 sene ibadet eden o adamın halinden dolayı içinden bunları geçiriyor ama ben ahir zamanda bir peygamber göndereceğim. İsmi yerde Ahmet, semada Muhammed olan bir peygamber. Onun ümmetinden bir adam sabah namazını cemaatle kılarsa İsa aleyhisselamın ümmetindeki o adamın sevabına ortak olur buyurdu. Şimdi düşünün, bizim ömrümüz kısa ama amelimiz büyük. Şimdi bunu şu hadisten anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnne lillahi melâiketen etâcul câmi'u lil usul asiyet isimli eserde geçer. Terîb-u terîb'de geçer. Allah için toplanmanın sevabının anlatıldığı ilk hadistir bu. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalâtu vesselâm, Allah için bir takım melekler var. Bu meleklerin türlü türlü görevleri var. Bunların türlü türlü vazifeleri var. Cenab-ı Hakk'ın bazı melekleri var cemaat-i müslimin. İsmine seyyahun melekleri diyor Efendimiz. Bu seyyahun meleklerinin görevi ne? Nerede bir cemaat Allah rızası için bir araya gelmiş, dünyanın hiçbir menfaati bulunmadan sadece Allah için bir araya gelmiş ki burada olduğu gibi, melekler gelirler oraya otururlar. O cemaat oradan dağıldıktan sonra sevgili Allah'ımız her şeyden haberdar olduğu halde meleklerine sorar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey meleklerin nereden geliyorsunuz? Melekler de cevaben diyecekler ki, ya Rabbi, 2021 senesinde ümmetin ifsada uğradığı şu zamanlarda, seccadenin yetim, mihrapların öksüz kaldığı, İslam'a ve Kur'an'a savaş açmanın mod olduğu bir zamanda, Allah'ım Aşık-ı Sadıklar Derneği'nden geliyoruz ya Rabbi diyecekler. Efendimiz diyor ki, Cenab-ı Hak der ki, peki kullarım, meleklerim, o kullarım orada toplandılar da onlar beni gördüler mi? Cevap hayır. Cenab-ı Hak tekrar soracak, onlar peki benden ne istiyorlar? Melekler diyecekler ki, ya Rab, onlar senden cennetini istiyor. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı cenneti istiyorlar. O cennet öyle bir yerdir ki dünyada görmeden iman ettiğiniz, ismi anıldığında yüreğinizin titrediği, gözünüzün yaşardığı, Resulullah aleyhissalatu vesselamın bulunduğu ve bazı günler Cenab-ı Hakk'ın bizzat peçeyi kaldırıp da kendisini göstereceği cenneti istiyorlar. Cenab-ı Hak der ki, onlar cenneti gördü mü? Hayır ya Rabbi. Cenab-ı Hak tekrar sorar, peki onlar neden bana sığınıyorlar? Melekler diyorlar ki, ya Rabbi, onlar sana cehenneminden sana sığınıyor. Öyle bir cehennem ki Müslümanlar, zerresi dünyaya düşse dünyayı tarumar eder.
eder. Cenab-ı Hak meleklere bu üç soruyu sorup üç cevabı alınca Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hak meleklerine diyecek ki, ey meleklerim, sizler de şahit olun ki o Müslümanlar beni görmeden bana iman ettiler. Onlar cenneti görmedikleri halde cenneti istediler. Onlar ki cehennemi görmedikleri halde cehennemden bana sığındılar ya, evet ya Rabbi, ey meleklerim siz de şahit olun ki izzetime yemin olsun ki ben de gelen bütün cemaati affediyorum buyuruyor. İşte böylesine mükemmel bir cemaattesiniz. Böylesine mükemmel bir ortamdasınız. Ve başka bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyorlar ki men iğberrat kudemâhu fî sebilillah. Şu ahir zamanda herkesin bir tarafa koştuğu bir zamanda gece saat 2-3 denildiğinde halı sahaya koşan Müslümanların da bulunduğu bir zamanda kim Allah yolunda ayakları tozlanırsa, Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükür kabilinden Allah yolunda kimin ayakları tozlanırsa harramallahu cesedehu alennar, Allah kendi yolunda ayakları tozlanan insanın bedenini Cenab-ı Hak cehenneme haram eder buyuruyor. Peki Müslümanlar, bu meclise gelenlere Cenab-ı Hakk'ın bu kadar ikramı varsa, bu meclislere gelenlere Allah cehennemi haram ediyorsa, bir de düşünün ki bir de bu meclislerde ölenlerin halini. Seneler evvel Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu Bandırma taraflarında bir hoca hanım kardeşimizi evlendirmiş, oraya vazifeye gönderdi. Bu hoca hanım kardeşimiz deniliyor ki öyle vaazlar ediyordu ki kadınlar çarşaf giyiyordu, kadınlar gündüz dinlediklerini akşam kocalarına anlatıyorlardı, kocaları da cübbe şallar giyiyordu. Öylesine acayip tesirli bir kadın. Bu hoca hanım 30 yaşlarında her gün insanlara Allah'ı anlatıyor. Her gün insanlığa, ümmete kaybettiğimiz değerleri anlatıyor. Bu zamanın Rabiatül Adeviyesi olmaya namz etmiş bir yüreğin sahibi. Ve yine bir gün sohbetten dönerken bir trafik kazası sebebiyle 30 yaşlarında çarşaf-ı şerifi içerisinde canını verdi ve ahirete gitti. Cemaati geldi, Efendi Hazretlerimize durumu anlatıyorlar. Cemaati mahzun, hocalarını kaybetmişler. Vallahi sevgili mürşidimiz Efendi Hazretleri buyurdu ki cemaati müslimin ihvanı din, o hoca hanım kardeşimizin bu davaya olan sadakati, bu davada olan samimiyeti ve istikameti ve bu yolda ölmesinden dolayı vallahi şu anda o cennette meleklere hocalık yapıyor buyurdu. Bu yolda ölmek lazım. Bu yolda yaşamak, bu yolda ölmek, bu yolda ben de varım demek gerekiyor Müslümanlar. İşte zamanımızı değerlendirmek adına buraya kadar geldik. Allah bu mecliste okunacak olan ayetleri, okunacak olan hadisleri, okunacak olan beyitleri yüreğimizin en derinliklerinde dinleyip hayatımıza tatbik etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir zamanlar Hazreti Ömer bin Hattab'ı hatırlayın. Kendisi Allah Resulü aleyhissalatu vesselama iman etmeden evvel insanların yaka silkelediği biriydi. Öyle bir insan düşünün ki geceleyin çocuklar uyumadığında onun korkusundan, isminin korkusundan yattıkları biri. Hazreti Ömer bin Hattab ve Mekke-i Mükerreme'de insanların kendi aralarında konuşurlarken derlerdi ki şu Mekke'de Abdullah'ın yetimi olan Muhammed'in dinine herkes girer ama Ömer'in merkebi dahi İslam'a girer ama Ömer İslam'a girmez demişler. Allah Resulü bunları duyunca Müslümanlar ellerini açıyor. Allahümme a'izzel İslam'a bi ahabber raculeyn ileyk. Allah'ım İslam'ı iki Ömer'den biriyle kuvvetlendir demiş. Allah Resulü dua edecek, semada melekler amin diyecek. Kısa bir süre sonra Efendimizin huzuruna Resulullah'ı öldürmek için Hazreti Ömer geliyor. Herkes bir tarafa kaçarken Allah Resulü kimseye yapmadığı bir muamele yapacak. Hazreti Ömer'in yakasından yapışıyor. Ey Hattab'ın oğlu Ömer, artık daha ne kadar günahta ısrar edeceksin? Daha ne kadar günah çukurunda kalmaya devam edeceksin?
Ve Hazreti Ömer Resulullah'ın kendisine o müthiş tepkisinden sonra İslam'a girmiş. Hazreti Cibril Emin geliyor, ya Resulallah sana bir müjdem var, nedir ey Cibril? Ya Resulallah az evvel huzurunda Hattab'ın oğlu Ömer İslam'a girdi. Vallahi o İslam'a girdi diye semada melekler bayram ilan etti ya Resulallah. İçinizde öyleleri var ki kardeşlerim, belki bugün buradan ayrılırken Hazreti Ömer'in yüreğiyle ayrılacak. Öyleleri var ki içinizden ayrılırken Enes bin Nadır'ın Resulullah'a olan aşkının bir nebze bir benzeriyle belki ayrılacak. Allah bu meclisten ayrılırken o büyük insanların duygularıyla ayrılabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi gelin beyitlere başlayalım. Yalnız Müslümanlar, beyitleri dinlerken, ayetleri dinlerken şöyle niyet edin. Allah'ım bugün Hatib'in ağzından sen bize neyi duyuracaksan ya Rabbi biz onunla amel etmeye söz veriyoruz diye niyet edelim. Seneler evvel Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e sırruhu Erzincan'a gidiyorlar. Erzincan'da emri bil maruf yaparlarken orada bir cami imamıyla karşılaşıyor. Hoca arkadaşım diyor ki efendi ona sakal bırakmasını söyledi. O ne kadar efendi sakal bırak dese de sakal bırakmıyor. Israrla bırakmayacağını, memur olduğunu söylüyor. Efendi de buyurdu ki ona, sen sakal bırakmanın ve bıraktırmanın memurusun. Sözün büyüklüğüne bakın. En son efendi baktı ki imam arkadaş ikna olmuyor. Oradan ayrıldı. Efendi Hazretlerimiz İstanbul'a döndüler. Bir hafta sonra hocam diyor ben çocuğu acil hastaneye götürdüm. Acilde beklerken ne göreyim? Efendi Hazretlerimizin ısrarla sakal bırak dediği imam arkadaş acilde bekliyor ama yüzü davul gibi şişmiş bir halde orada bekliyor. Dedim ki ya hocam bu ne haldir, ne oldu sana demeye kalmadan imam arkadaş demesin mi ki ya hocam demiş Efendi Hazretlerimizin herhalde ağını aldım. Hayrola, iki günden beridir suratında bir kaşıntı var. Kaşıntıdan yüzüm şişti. Az evvel doktor dedi ki eğer şişkinliğin geçmesini istiyorsan sakal bırakacaksın yoksa şişkinlik geçmez dedi bana. Büyüklerin işleri böyle. Hacı Bilal Efendi rahmetullahi aleyh kendisi diyor ki ben salamura zeytin çok severdim. Salamura zeytin yerdim. Bir gün efendi demiş ki Hacı Bilal salamura zeytin yeme. Ben de diyor ısrarla yine yemeye devam ediyorum. Bir gün salamura zeytin yerken baktım ki içinden fare kuyruğu çıktı. Eskiden böyleymiş. Yavuz Selim camisine gittim. Efendi Hazretlerimiz kürsüdele. Ben nasıl içeriye girdiğim gibi sultanın ilk sözünün güzelliğine bakın. Buyurmuş ki Hacı Bilal dinlemezsen büyük buyruğu yersin fare kuyruğu buyurdu. Büyüklerin sözleri sözlerin en büyüğü. İşte İsmet Garibullah Hazretleri de böyle bir Allah dostu. Okuyacağım bu beyit Efendi Hazretlerimizin de Risale-i Kutsiye'de en sevdiğim beyit dediği beyitler. Ve buyuruyor ki aziz tefsir hadis ilmi kelamim. Ey kardeşim, ey aziz kardeşim. Dünya ve ahiret saadetini istiyorsan Allah'ın göndermiş olduğu İslam'ın özellikle bazı ilim dalları var. Bunlardan birincisi tefsir ilmi. Kur'an'ın ayetlerinin, nüzulünün, manalarının, işaretlerinin anlatıldığı tefsir ilmi, sonra hadis ilmi, sonra kelam ilmi, bunları iyi bileceksin buyuruyor. Peki tefsir nedir kardeşlerim? Tefsir, bir ayet-i kerimenin, bir sure-i celile-i cemilenin, kim hakkında nasıl indiği, sebebi nüzullerinin anlatıldığı ilme biz tefsir ilmi diyoruz. Ve lütfen cümlemi dikkatli anlayın. Aranızdan meal okuyan varsa lütfen meal okumayı bıraksın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler mealen baktığınızda taarruz ayetleri derler. Birbirleriyle çakışabilir. Eğer siz tefsir ilmini bilmezseniz bugün sokaklarda namaz kılan Müslümanlara, imamın arkasında namaz kılanlara, oy verenlere, Allah dostlarına, teheccüd kazası olmayan velilere, sabah namazına kalkmaktan aciz olan bir takım İslam içinde, din içinde dinsizlik yapanların kafir damgası vurduğunu göreceksiniz. Eğer tefsir ilmi bilmezseniz, kafirler hakkında inen ayetleri,
kalkıp da bir Müslümana yaftalarsanız, Euzu billahi teala minel fusina, kendinizi yakarsınız. Önce tefsir ilmini bileceğiz. Sonra hadis ilmi. Niçin hadis ilmi? Kardeşlerim, Resulullah Efendimizin sözleri وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O peygamber boşa konuşan bir peygamber değil. O kendi işkembesinden konuşmuyor. Bugün onun hadislerine saldırılar var. Bugün Resulullah Efendimiz'e hakaretler var. Bugün Ebu Cehillerin torunları Resulullah Efendimiz'e eskilerden sokaklarda saldırıyorlardı. Bugün ise karikatürleriyle, köşe yazılarıyla, çektikleri dizilerle saldırıyorlar. Ama o Allah öyle bir Allah ki, Bedir'de peygamberini yalnız bırakmayan, Uhud'da semadan melekleri indiren Allah, Ebu Cehilleri tarihin karanlık sayfalarına gönderen Allah, bugün İsviçre'de peygambere hakaret eden karikatüristleri bakıyorsunuz ki bir kaza sonucunda cayır cayır gebetti Allah. O Allah öyle bir Allah'tır. Onun hadislerine, peygamberin hadislerine bileceğiz. Sonra kelam ilmi hepimizi yakından en çok ilgilendiren belki ilimlerin başında geliyor. Bugün maalesef Müslümanlar kelam ilminden habersizler. Kelam ilmi ne demek? Bir sözden insan dinden çıkar mı, çıkmaz mı? Söylediği söz nereye gider, nereye gitmez? Akaidi tarif ederken alimler diyor ki el-hukmul cazimul lezi la yakbalu teşkik. İçinde şüpheyi kabul etmeyen ilim dalıdır bu dal. Ama maalesef gelin görün ki bizler ilimleri raflara kaldırdığımız için sizleri tenzih ediyorum. Bugün Müslüman diye görünen çoğu insan elfaz-ı küfürle maalesef dinden çıkıyor. Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem seyeti zamanun ala ümmeti. Öyle bir zaman gelecek ki ümmetin üzerine yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafiren. Bir adam evinden sabahleyin esselamu aleykum diye Müslüman çıkacak ama akşam dönerken gavur olarak gelecek buyuruyor. Neden? Akaid ilmini bilmiyor. Kullandığı sözlerin nereye gittiğini bilmiyor. Seneler evvel ihvanımızdan biri diyor ki hocam benim çalıştığım iş yerinin önünde her gün 19-20 yaşlarında bir genç kız geçerdi. Bu genç kardeşimiz Müslümanlar İslam'ı, Kur'an'ı bu dünyaya niçin geldiğini bilmeyen bir kardeşimiz olsa gerek ki çok açık giyiniyormuş. İhvanımız diyor ki ben de dedim ki Allah'ın ayetlerini benim buna okumam gerekiyor. Ve ertesi gün aynı saatte geçerken önüne dikildim. Yine aynı elbiseler dünyanın sıcaklığını bahane edip de soyunanlara ahiretin sıcaklığını hatırlatın. Ona dedim ki yavrum niye böyle giyiniyorsun? Seni de beni de yaratan Allah, gör bu kadar nimetleri veren Allah, yavrum bu giyiminden razı değil. Ben diyor ona bunları söyleyince o da bana dedi ki hacı amca peki ben böyle giyinmeye devam edersen ne olur? Bana bu soruyu sorunca aklıma sadece bir cümle geldi. Yavrum böyle giyinmeye devam edersen Allah yakar yavrum dedim. Ben ona bu sözleri söyleyince ilim içinden, hakikat içinden anlatılmayan o kız çocuğu gayet rahat ve alaycı bir tavırla dedi ki hacı amca, hacı amca selam söyle Allah'ına da kolaysa yaksın bakalım dedi. Oradan ayrıldık. Bu sözleri söyledikten belki bir saat, belki iki saat sonra çalıştığı işhanında öyle bir yangın çıktı ki vallahi yangından mangal kömürü gibi yandı. Yanıkları öyle büyük ki 17 gün boyunca yoğun bakımda yatıyor. Bir türlü şuuru açılmıyor, bir türlü kendisine gelemiyor. Annesi diyor ki 17 gün boyunca yoğun bakımda yatan kızımın yanında durduğum sırada sadece ağzından bir cümleyle yoğun bakım odasını sallıyordu. Ağzından çıkan cümle şu: Allah yakar anne! Allah yakar anne! Allah yakar anne! Eğer akaid ilmini bilmezsek Müslümanlar bazen İslam dairesi içinde olduğumuzu zannederiz ama Allah muhafaza çoktan dinden çıkmış oluruz.
Bugün Müslümanların ağzından bu sözler çok rahat çıkıyor. Cami cemaatinden bazıları diyor, ben filancayla aynı cennete bile girmem diyor. Kimisi şarkı adı altında bu milleti dinsizliğe sevk ediyor. Cenneti değişmem saçımın teline diyor. Halbuki cehennem bu kadar basit mi? Cennet bu kadar kolay mı? Allah bu gibi hatalara düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Dahi ol fıkha alim bu selami. Bir de ne var? Bir de fıkıh ilmi var. El fıkhu marifetun nefsi ma leha ve ma aleyha amelen. İnsanın lehine ve aleyhine hükümleri bilmesine ne diyoruz? Fıkıh ilmi diyoruz. Müslümanlar, peki şimdi size ben Allah için burada soruyorum. Ben sorayım, siz de Allah için cevap verin. Bugün şu beldede, şu mahallede, Esenler'de düşünün ki bir genç hırsızlık yapsak ve bu gencin yaptığı hırsızlık suçu sabit olmuş, bu genci aldılar, metrise gönderdiler. 10 sene içeride yaptı. Suç var, suçun karşısında bir ceza var ve ceza da onu caydırması gerekirken çıktığı günün aynı günah hapishaneden çıkan bu genç, soruyorum sizlere, şu durumda, şu ortamda yeniden hırsızlık yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapıyor. Şimdi bu işte bir sıkıntı var. Hem suç var, hem ceza var ama ceza caydırıcı değil. Bunu bir tarafa bıraktım. Düşünün ki İslam ordusu, İslam toplumu Allah'ın ayetlerinin okunduğu, Allah'ın ayetlerininle amel edildiği bir ortam. Biri hırsızlık yapıyor ve hırsızlık yapan bu kişi ayet gereğince eli kesilse, soruyorum size, bu adam bir daha Allah için hırsızlık yapar mı, yapmaz mı? Bu beldede bir daha hırsızlık olur mu? Olmaz. İşte Efendi Hazretleri buyuruyor ki, ağaca yaslanma çürür, duvara yaslanma yıkılır, insana yaslanma ölür, Allah'a yaslan olursun aslan buyuruyor. İşte Allah'ın ayetleri. Japonlar hırsız yakalama makinesi yapmışlar, robotu yapmışlar. Robotu Çin'e götürüyorlar, saatte 3 hırsız yakalamış. Fransa'ya götürmüşler, saatte 10 hırsız yakalamış. Almanya'ya götürmüşler, saatte 20 tane. Türkiye'ye getirmişler, yarım saat sonra robot çalınmış. Böyle oluyor. Yarım saat sonra burada çalınıyor. O yüzden fıkıh ilmini iyi bilmek gerekiyor. Fıkıh bilmediğimiz takdirde maalesef kardeşlerim ortaya bazen trajikomik diyorlar ya, tebessüm olsun, devam edeyim. Bizim bir Musa hocamız vardı. Müslümanlar, Musa hocamız çok sert bir hocaydı. Bir gün cami-i şerifte şadırvanında abdest alıyor. Bizim cami cemaatinden biri de haberi yok hocamızın abdest aldığından. Hacı abi de içeride, af buyurun helada, çok sesli bir yellenmiş. Bayağı bir gürültü de çıkarmış. Hocam da orada abdest alırken demiş ki, çüş mübarek çüş demiş ya. Hani biraz insan edepli olur. Bizimki de utancından tuvalette demesin mi ki, estağfurullah hocam demiş. Halbuki tuvalette konuşulmaz. Musa hocam da sinirlenmiş, demiş ki, ulan mübarek tuvalette konuşma, dinden çıkarsın deyince bizimki başlamış bağırmaya, eşhedü en la ilahe. Kardeşlerim, fıkıh bilmek gerekiyor. Fıkhı da anlamak gerekiyor. Ve devamı çok ibrettik. Görüşme ehli bid'atle zulami. Seni berbat eder eyler melami. Kardeşim, eğer senin hayatında İslam varsa, hayatında Kur'an varsa, hayatında Resulullah varsa, bu asrın müceddidi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetlerini adım adım tel takip eden bir Allah dostunun manevi eteklerinde eğer tarikat dersin varsa, İsmail Garibullah Hazretleri diyor ki, sakın onları inkar edenlerle beraber oturma. Görüşme ehli bidatle zulami. Seni berbat eder eyler melami. Melami önceden sağlam bir tarikatmış, sonrasında ise sapıtan bir tarikat olmuş. Benim hoca arkadaşımın amcası Almanya'dan Melami tarikatından. Hem de o tarikatın şeyhi. Nasıl oldu biliyor musunuz? Sarık sakal böyle. Efendi Hazretlerimizden dersliğini öyle bir insanların peşine takıldı. Şimdi namazı bıraktı. Şimdi Kur'an'ı bıraktı. Her şeyi bıraktı. Kadınlarla beraber toplu halde oturuyorlar. Sorsan yaptıkları ise İslam için cihad ediyorlar. Kardeşlerim, özellikle tarikat dersi arkadaşlar, oturup kalktığınız insanlara dikkat edin. Namaz kılan arkadaşlar, namazsızlardan
bazen manevi hastalık gelebilir. Ha onlarla oturmayın, sohbet etmeyin demiyoruz. Tebliğinizi yapın ama unutmayın. El mer'u ala din halilin. İnsan arkadaşının dini üzeredir. Büyüklerden bir misal ayete başlayalım. Camiamızın büyük hocalarından biri, ismi bende kalsın. Diyor ki ben Hapsi Nefes dersine geçtim. Hapsi Nefes dersini yaparken Efendi Hazretlerimiz buyurmuş ki ona, eğer bu dersi iyi yaparsan sana manevi kapılar açılacak demiş. O hocamız da diyor ki ben de o ara elimde cihatla ilgili Suriyeli bir alimin kitabını okuyorum. Suriyeli bir alim. Fakat nasıl olduysa bütün feyzim gitti. Tesbihi elime alamıyorum. Bazen öyle olur insanda. Yani dünyadaki taşları taşı de adamın zoruna gitmez ama yarım saat derse otur ağır geliyor. Ama diyor öyle hallerim geldi ki yani ders yapamıyorum artık. Geceleyin rüyama Efendi Hazretleri geldi. Bana dedi ki hoca efendi çabuk o kitabı bırak dedi bana. Allah Allah, uyandım baktım ki kitap cihatla ilgili bir kitap. İslam'ın aleyhine ehli sünnet dışı bir şey yok. Fakat kitabın yazarını araştırdım. Kitabın yazarını araştırdığımda yazar Suriyeli biri. Ders aldığı hocası da Suudi Arabistan'da Vahabi biri. Kitabının sonunda o cihat kitabını yazan kişi diyor ki benim hocam derdi ki rabıta ve tasavvuf bidattir. Ama ben bu noktada hocama uymuyorum çünkü bana göre tarikat ve rabıta şirktir diyor. Bakın okuduğu kitaptaki ilk zamanlar anlamadığı manevi kir insana sirayet ediyor. Bakıyorsunuz ki insan tarikat dersini bırakıyor. Bakıyorsunuz ki namazlar ağır gelmeye başlıyor. Müslümanlar, Evliyaullah'tan bir zat yolda yürürken bir asılı bayan atleti gördüm yanlışlıkla. 20 yıllık ilmin elinden gitti diyor. Maneviyatın elinden gitti diyor. Bugün sabahlara kadar elinde telefonlarla Instagram'ın kirli sayfalarında kendini keşfet adı altında cehennemin sayfasına bakan insanın maneviyatı kalır mı? Gece gündüz bu millete, bu ümmete, Allah muhafaza televizyonlarda namussuzluğu af buyurun ifşalayan 4 tane çocuğuyla televizyon karşısına çıkmış. 2 tanesi kocamdan, 2 tanesi ise kayınpederimden diyen insanların bulunduğu şu ortamda bunları izleyenin maneviyatı kalır mı? O halde firar et ehli bidatel hakka gidelim. İsmet Garibullah Hazretleri diyor ki bunlardan firar edeceksin. Maneviyatının muhafazası için, tarikatının muhafazası için, namazının muhafazası için bunlardan firar edeceksin. Allah şu yolda hakkıyla yürümeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Büyükler bizlerden neler istiyorsa Allah onların istediklerini harfiyen yerine getirebilecek, kalplerinde sürur kaynağı olacak hizmetlerle ahirete göçmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerim, ayet-i kerimeye gelelim. Ben ne zaman bir beldeye gitsem, ne zaman şu ayetleri, şu dersi yapsam, sohbetin sonunda muhakkak bu konudan ağzı yanan Müslümanlar yanımıza geliyor. Hacısından hocasına, erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, herkesin yaka silkelediği bir mesele. Nedir o? Vav kuşağı olması gereken bir neslin Z kuşağı adı altında nasıl tahrif olduğu, evlatlarımızla nasıl imtihan olunabiliriz, onunla ilgili ayetler ve meseleler. Önce ayeti kerime. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. Cenab-ı Hak iman edenlere sesleniyor. Efendi Hazretlerimiz buyurdular ki, böyle ayetler geldiğinde, ey iman edenler denildiğinde hemen diyeceksiniz ki buyur ya Rabbi. Şimdi ayet diyor ki ey iman edenler biz de diyoruz ki buyur ya Rabbi, dinliyoruz. Evet, neymiş ayeti kerime? Koruyun. Enfusekum, kendinizi koruyun. Dünyaya geldik, yakayı ele verdik. Bu dünyadayken ey iman edenler kendinizi koruyun. Daha bu enfusekum, kendinizi yetmez. Ve ehlikum, bir de ehlinizi koruyun.
ateşten koruyun. Öyle bir ateşti. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem narından ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi koruyun. Müslümanlar şunu anlayalım. Bu dünyada eğer bir babaysanız, bir anneyseniz, bir dedeyseniz, kendinizden sorumlu olmakla beraber etrafınızdaki insanlardan, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan sorumlusunuz. Zira Allah Resulü öyle buyurdu. Ela kullukum ra'in. Ey insanlar, bilin ki sizler birer çobansınız. Ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Hem nasıl ki çoban sürüsünden sorumludur. Akşam hesap vereceği bir insanlar var. Ey iman edenler, sizler birer çobansınız. Çoban nasıl sürüsünden sorumlu, sizler de sürünüzden sorumlusunuz. Kardeşlerim, sürüden ayrılanı ne diyorlardı önceden? Kurt kapar değil mi? Artık o söz kalktı. Artık sürüden ayrılanları kurt kapmıyor. Çünkü sürünün içerisine koyun görünümlü kurtlar da adandı. Çocuklarımızın içine, gençlerimizin içine, bulundukları ortamlara koyun görünümlü kurtlar da adandı. Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi koruyun. Peki, hocam ben evladımı nasıl koruyacağım? Müslümanlar, önce işe kendinizden başlayacaksınız. Lütfen şu cümlemi iyi anlayın. Çocuklarınız sizin aynalarınızdır. İnsan aynaya bakınca kendini görür, öyle mi? Öyle. Siz de yavrularınıza baktığınızda, yavrularınızda kendinizi görürsünüz. Çocuklarınız sizinle şekillenir. O halde işe başlarken önce işe kendinizden başlayın. Önce İslam'ı ne kadar biliyoruz? İslam'ı ne kadar tanıyoruz? Kur'an'ı ne kadar biliyoruz? Önce meseleye bundan başlayalım. Seneler evvel Anadolu'da zeki olan çocuklar, Müslümanlar Avrupa'ya gönderiyorlarmış. Avrupa'da zengin aileler çocukların eğitimini üstleniyorlar. Orada eğitim alan çocuklar mesleklerini öğrenip ülkemize dönüyorlar. Anadolu'nun bir köyünde de Hasan adında bir çocuk var. Hasan adlı bu yavrumuz, kardeşlerim, hocası bakıyor ki çocuk çok zengin. Anne babasına yalvarıyor, diyor ki gelin bu çocuğu biz Avrupa'ya gönderelim. Gitsin orada okusun, orada bir aile bu çocuğa sahip çıksın. Zararlı anneyle baba, evlatları bir şey olacak diye elindeki bağ, bahçe, traktör ne var ne yok satmış. Çocuğu aldılar yurt dışına, İtalya'ya gönderiyorlar. Olay gerçek bir olay. Çocuk İtalya'dan her gün babasına ve annesine mektup yazıyor. Belli bir süre sonra her gün yazılan mektuplar haftada bir yazılmaya başladı. Biraz zaman geçiyor, daha sonra her hafta gelen mektuplar ayda bir gelmeye, sonra yılda bir gelmeye, en sonunda ise mektuplar artık kesildi. Eskisi gibi, şimdiki gibi internet yok, telefon yok. Zavallı anneyle baba yaşlanmışlar, her gün postacının gözünü yolunu gözlüyorlar. Acaba evladımızdan, Hasan'dan bir haber var mı? Bir sabahleyin postacı geldi, Hacı Ana, Hacı Baba gözünüz aydın, Hasan'dan mektup var. Düşünün, yıllarca haber bekliyor anne baba. O yaşlı adam elleri titreyerek zarfı yırttı, mektubu okumaya başladı ama gelen mektup hiç de bekledikleri gibi bir mektup değil. Mektupta yazılan aynen şu Müslümanlar. Sevgili anneciğim ve babacığım, biraz sonra okuyacaklarınızdan dolayı sakın bana kızmayınız. Biliyorsunuz ki ben burada Hristiyan bir ailenin yanında kalıyorum. Onlar bana sürekli İslam'ı sordular ama siz bana İslam adına bir şey öğretmediğiniz için ben onlara cevap veremiyordum. Onlar ise kendi dinlerini o kadar güzel biliyorlar ki, o kadar güzel yaşıyorlar ki kendi dinlerine her gün beni davet ettiler. Ey babacığım ve anneciğim, artık ben onlara karşı daha fazla mahcup olmayı kaldıramıyorum. Ve siz bana İslam'ı öğretmediniz, Kur'an'ı öğretmediniz, Hazreti Muhammed'i anlatmadığınız için artık ben de bir Hristiyan oldum. Bütün günahım da sizin boynunuza dedi. Önce kardeşlerim, kendimiz İslam'ı bileceğiz.
kendimiz İslam'ı bilmekle beraber evlatlarımıza İslam'ı öğreteceğiz. İslam'ın öğretileceği en güzel yer medresedir. İslam'ın anlatıldığı en güzel yer şu derneklerdir. Medreseler, üstadımızın tabiriyle hocamız derdi ki bazen açın camları da dışarısı temiz alasın dediği ümmete kan pompalanan medreselerdir. Kardeşlerin önce mesele kendinizi geliştireceksiniz. Çoluğunuza çocuğunuza İslam'ı anlatmanız için doğru elinizde bilgi birikimi olması lazım. Ama maalesef bugün bizim kendi adımıza doğru bildiğimiz çok yanlışlar var. Yani ebeveyn olarak yaptığımız çok yanlışlar var. Doğru zannediyoruz ama maalesef işin hakikatinde doğru değil. Hani deliler hastanesinde delinin biri diyormuş ya ben peygamberim diyormuş. Neyse biraz tedavi görmüş. Doktor demiş ki nasılsın? E demiş vallahi peygamberlik zor meslek. Doktor demiş ki deli bu gene gitmiş. Diğer bir deliye demiş ki ya bu ben peygamberim diyor sen ne dersin? O da demesin mi ki vallahi doktor bey ben böyle bir peygamber gönderdiğimi hatırlamıyorum demiş. Neye ağlayacağımızı, neye güleceğimizi şaşırdık. Kardeşlerim o yüzden İslam'ı önce bileceğiz ve bildiklerimizi göz önünden geçireceğiz. Kardeşlerim bugün dünyadayken elinize yapışan yavrunuzun yarın ahirette yakanıza yapışmasını istemiyorsanız ona Allah'ı anlatın. Onlara Resulullah'ı anlatın. Ertibu evladakum ala selasi hisal diyor Resulullah. Evlatlarınıza üç şeyi verin. Üç şeyle onları edeplendirin. Hubbu nebiyyikum Resulullah'ın aşkını anlatın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl yürekleri fethettiğini anlatın. Hala bu zamanda Resulullah aşkıyla nasıl yaşanılmış onlara bunları anlatın. Kim gibi? Çinli Muhammed adındaki bir gencin başından geçen şu hadise gibi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir hoca arkadaş diyor ki Çin'e gittik. Çin'de İslam'ı anlatıyoruz. Camide de vazife yapıyor. Orada genç 33-34 yaşlarında bir iş adamı dinleri araştırırken camiye geldi. Allah hidayet kandili verecek ya hidayet zamanı gelmiş. Olabiliyor. O da diyor anlattım o da İslam'a girdi 33 yaşında. Dedi ki bana İslam'da en kıymetli isim nedir? Ben de dedim ki Resulullah Efendimiz'in ismi Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Adını Muhammed olarak değiştirdi. Çinli bir adam. O kadar zengindi ki hocam diyor. Özel uçağıyla Mekke'ye geldik daha İslam'a girdiği bir hafta olmuş yeni Müslüman. Kabe'ye geldik ama Kabe'yi bir tavaf ediyor ki aman Allah'ım. Sadece bedeni değil yüreğiyle Kabe'nin etrafında dönüyor. Kendimden utandım. O kadar samimi bir Müslüman ki ne söylesek Allah bunu emretti hemen bunu tatbik ediyor. Asla böyle olur olmaz yok. Birkaç gün sonra diyor hocam Medine'ye gittik. Medine'ye geldik. Yeşil kubbeyi gördük. Kendimizden geçiyoruz. Arabadan iner inmez baktım ki Muhammed çıplak ayaklarla koştu Resulullah'a doğru. Kollarını açmış. Ya Resulallah ben geldim. Ya Resulallah ben de geldim. Ben de koşuyorum peşinden. Geldi Ravza-i Mutahhara'da Efendimizin huzurunda secdeye kapandı ağlıyor. Ya etme hadi gel gidelim bak üstümüzü değiştirelim. Biraz ağladı. Baktım ki secdede bayağı bekliyor. Namaz vakti geldi. Namazımı da kıldım. Dedim ki Muhammed hadi artık kalk gel otele gidelim. Vallahi hocam diyor bir haftalık Müslüman peygamber aşığı olan Muhammed kendisine dokunduğundan meğer secdede canını Allah'a teslim etmiş. Bir haftalık Müslüman Allah'ım ne yapacağımı şaşırdım. Ne olacak şimdi cenaze işlemleri nasıl yapalım nasıl edelim? Cenazeyi morga götürdük ama asıl olaya bakın. Ben cenazenin yıkanmasını beklerken baktım ki cenaze morgunda bir adamın sesi geliyor. Ey nefsini Muhammed! Nerededir bu Çinli Muhammed diye birinin sesi. Yanına yanaştım dedim ki sen de kimsin sen bu Çinli Muhammed'i nereden biliyorsun? O seslenen adam dedi ki ben Medine'nin valisiyim. Vallahi üç geceden beri Resulullah rüyama geliyor. Bana dedi ki Çin'den benim bir misafirim gelecek.
ve benim huzurumda vefat edecek. Eğer ki onu Ravza-i Mutahhara'nın karşısında Cennetül Bakiye defnetmezsen iki elim yakanda olacak dedi. Ben üç gecedir Resulullah'tan Çinli Muhammed'i dinliyorum dedim. Kardeşlerim, peygamber sevgisi vereceğiz. Ehl-i Beyt'in sevgisini vereceğiz. Kur'an'ın sevgisini anlatacağız. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in yürekleri dağlayan edebini onlara anlatacağız. Peygamber torunları, cennetin efendileri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünün nuru dediği mübarek insanlar, Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz birbirlerine küsmüşler. Sahabeler devreye giriyorlar. Diyorlar ki küçük olan Hüseyin Efendimiz'e, ya gel abin Hasan'dan özür dile. Olmaz. Abim benden özür dileyecek. Etme Hüseyin, sen küçüksün. Yok, abim gelmezse olmaz. Hazreti Hasan Efendimiz durumu anlamış, kardeşine gitti, özür diledi, barıştı. Sahabe diyor ki, vallahi bunlar peygamber torunu, bunlar peygamber rahlesinden geçmişler, bunların yaptığı bu işte muhakkak hikmet vardır. Dediler ki, ey Hüseyin, abin Hasan'ın ayağına gitmen gerekirken niye Hasan'ı ayağına çağırdın? Hazreti Hüseyin demesin mi ki, ben dedem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki, iki Müslüman birbirine küser de, kim önce özür dilerse o önce cennete girecek. Ben abim Hasan'dan evvel cennete girmeye haya ettiğim için ayağıma çağırdım buyurdu. Şu edebe bakın, şu güzelliklere bakın. Peygamber kızı Fatıma'ya anlatın. Ölürken ağlayan niye ağlıyorsun dediklerinde, vallahi gündüzleyin ölürsen namahrem kefenimi görür de peygamber kızı Fatıma bunun hesabını Allah'a veremez diyen Hazreti Fatıma'yı anlatın. İstemez misiniz Müslümanlar, vefatınızdan sonra size dua eden, cuma gecelerinde arkanızdan Yasin'den okuyan, babam bana arsa bırakmadı, ev bırakmadı ama o bana Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bıraktı diyen bir evladınız olsun istemez misiniz? Bir İmam-ı Azam gibi evladınız olsun istemez misiniz? İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi hala bu asırda mezarından ümmeti okutan bir zat evladınız olsun istemez misiniz? Asrın müceddidi Hacı Mahmud Efendi Kuddise Sirruh Hazretleri gibi yeryüzündeki bütün Müslümanların kendisinden dua almak için cami-i şerifinde hane-i saadetlerinde sıraya girdikleri bir insan böyle bir evladınız olsun istemez misiniz? Hindistan'dan bir ekip geliyor. Bir ulema ekibi gelmişler. Efendi Hazretlerimizi ziyaret ediyorlar. O mübarek cemalindeki nuru görüyorlar. Allah'a olan samimiyetini görüyorlar. O yaşına rağmen elinden düşürmediği tesbihinde İlahi ente maksudi ve rıdake maklubi, Allah'ım senin rızana talibim diyen Nazlı Mahmud'un inlemelerini duyuyorlar. Ve Efendi Hazretlerimizin ziyaretinden sonra ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki biz Mahmud Efendi Hazretlerini ve hocalarınızı bir uçağın içine bindirelim. Uçak buradan havalansın, Hindistan'a gelsin. Bakın dikkat edin. Hindistan'a uçak insin demiyorlar. Mahmud Efendi Hazretlerinin bulunduğu uçak Hindistan semasından bir tur atsın dönsün. Onun geçmiş olduğu o bereket 100 sene bize yeter buyuruyorlar. Allah'ım ömrünü müjdan eylesin. Rabbim başımızdan eksik eylemesin. Allah böylesine güzel bir cemaate şu kürsüde bizim gibi bir eşkıyayı değil, Efendi Hazretleri gibi bir zatı dinlemeyi Rabbim nasip eylesin. İşte böylesine büyük insanların yetişmesini istiyorsanız, kardeşlerin evlatlarınıza İslam'ı anlatacaksınız. Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem narından kendinizi ve ehlinizi koruyun. Zira eğer evlatlarınıza İslam'ı anlatmazsanız, Kur'an'ı anlatmazsanız, cenneti ve cehennemi anlatmazsanız, bugün Instagram'da birkaç tane beğeni almak için, YouTube'da birkaç tane beğeni almak için babasının kafasında yumurta kıran, annesine kışkırtma videoları çekip annesinin duasını alması dururken annesinin bedduasını alan gençlik görürsünüz. Ayet okuduğunda kendine tesir etmeyen, Allah anlatıldığında bırak bu ayetleri diyen, dersten dönüyorum bir gün, liseli iki öğrencinin sokak ortasında yaptıkları hareketleri anlatmama gerek yok. Vallahi dedim ki yanlarına geçeyim biraz tebliğ edeyim.
Yaşları 16-17. Gençler yapmayın, gençler etmeyin. Allah'ın mülkünde Allah bundan razı değil deyince o genç çocuklardan kız olan bana dedi ki hoca hoca senin Allah'ın benim aşkıma karışamaz hoca hadi yallah dedi bana. Kardeşlerim kınıyoruz ama ağzımızda yüreğimizde titremeler oluyor ama bunlar bizim aramızdan çıktı. Bir baba evladının yanında onun derdiyle dertlenmesi gerekirken akşamleyin kahvehaneye giderse, bir anne evladının gözü önünde televizyondaki ahlaksız dizileri izlerse o çocuktan ne bekleyebilirsiniz ki? Büyüklerimiz büyük oldular da basit mi büyük oldular? Efendi Hazretlerimiz 9 yaşında kuddisesi ruhu. Kendisi hayvan otlatıyor. Eve geliyor diyor ki ana ha şu inek var ya diyor bu inek diyor Ayşe halaların bahçesinden 2 avuç aldı yani 2 defa oradan otladı. Anacığım bunun sütünü Ayşe halaya gönderelim. Yaş 9. Hacı annemiz de sütü sağıyor, sütü Ayşe halaya götürüyor. Diyor ki Ayşe hala, Mahmut dedi ki bizim inek sizin bahçeye girmiş, ondan dolayı sütü sana gönderiyor. Ayşe hala da demiş ki o da ben Mahmut'a kurban olayım. Ben bu sütü ona hediye ettim, o içsin. Efendi Hazretlerimizin annesi geliyor. Diyor ki Mahmut, Ayşe hala bu sütü sana gönderdi, sen içeceksin. Soruyorum sizlere şimdi, dinen bu sütü içmek caiz midir, değil midir? Söyler misiniz? Caizdir değil mi? 9 yaşındaki Efendi Hazretleri ne buyuruyor biliyor musunuz? Hayır anne diyor. Hayır anne, biz bu sütü içemeyiz. Çünkü bu sütün içerisinde sadece Ayşe halanın hakkı yok, onun evindeki çocuklarının da hakkı var. Onlardan da helallik almadan içemeyiz diyor. Yaş 9. İşte böyle büyük insanlar, böyle annelerin elinde yetiştim. Eskiden kafirler ne diyorlardı? Abdülhamit Han cennet mekan için ne diyorlardı? Abdülhamit Han'dan korkuyorlardı, titriyorlardı. O yüzden Abdülhamit Han'ın vefatından sonra öncelikle gençleri değiştirmediler. Önce ümmetin annelerinden başladılar. Dediler ki ne zaman ki Osmanlı'nın hanımlarını değiştirmezsek her Osmanlı kadını her an bir Abdülhamit doğurabilir dediler. Bundan dolayı işe önce hanımlardan başladılar. Erkeklerden başladılar. Müslümanlar Allah'ın vermiş olduğu evlat nimetini lütfen ama lütfen Allah yolunda kullanın. Onlara İslam'ı anlatın. Onlara Kur'an'ı anlatın. Ve sevgili mürşidimiz Efendi Hazretlerimizin dediği gibi ben evladın medresede okuyan hiçbir annenin ve babanın kabirde azap çektiğini görmedim buyurdu. İsa Aleyhisselam bir beldeden geçerken bir kabirde insana bakıyor. Gözünden yaşlar süzülmüş İsa Aleyhisselam'ın. Havarileri diyor ki biz de ağladık ama niye ağladığımızı bilmiyoruz. Oradan dönerken aynı mezarın başında İsa Aleyhisselam gülünce dedi ki ey Meryem oğlu İsa az önce ağlıyordun şimdi niye gülüyorsun? Devamen dedi ki burada yatan adam öyle günahkar bir adamdı ki onun ben azabını gördüğüm için ağladım. Peki ey Meryem oğlu İsa şimdi seni güldüren nedir? Hazreti İsa dedi ki bu adam ölürken hanımı hamileydi ve hanımı eşinin vefatından sonra doğum yaptı. Dünyaya bir evladı geldi ve o evlat sadece medresede Bismillah kelimesini öğrendi. O evlat Bismillah, Bismillah dedi diye az evvel Allah evladının besmelesinden babasının azabını kaldırdı ona gülüyorum buyurdu. Kardeşlerim daha örnekleri çoğaltmak mümkündür. Kısacası söylüyoruz. Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun. Allah-u Teala Hazretleri söylettirdi, dinletirdi. İcabıyla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu şu okunan ayetleri, okunan hadisleri en iyi şekilde anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Hani duyuyoruz böyle, hocam çocuğum itaat etmiyor, hocam çocuğum söz dinlemiyor. Hacı abinin biri diyor ki, büyük oğlumdan su istedim. Oğlum dedim bana bir su ver, baba dedi arkadaşlarımla internette oyun oynuyorum. Ortanca oğlumdan su istedim, oğlum su ver bak ilaç içeceğim. Baba arkadaşlarla WhatsApp'ta grup yaptık, konuşuyoruz.
Ufak oğlan demiş ki, ya baba demiş, bu ikisinden sana hayır yok. En iyisi kalk kendin suyunu kendin getir, gelirken bir tane de bana getirdir diyor. Kardeşlerim, İslam'ı anlatın, Kur'an'ı anlatın. Çocuklarınız Kur'an'ı öğrensin ki Kur'an'ın sayfasında babasına, annesine öf dememeyi öğrensin. Allim veledekel Kur'an, evladına Kur'an'ı öğret ki fel Kur'anu yuallimuhu kulle şey. Kur'an da ona her şeyi öğretsin. Allah evlatlarımızı kendi yolunda kullanmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Rabbim medreseye gitmek isteyip de gidemeyenlere tez zamanda medresenin kapılarını Rabbim sonuna kadar açsın inşallah. Bugün buraya kadar geldiniz, sabrettiniz, dinlediniz. Allah yüreğinizde neler varsa, nelere ihtiyaç duyduysanız, neleri beklediyseniz, Allah beklentilerinizi, sıkıntılarınızı en iyi şekilde, izale olmuş şekilde buradan dağılmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak hepinizden sonsuz razı olsun inşallah. Ne olur bu medreseleri bırakmayın, bu mescitleri bırakmayın. Vallahi şu mescitlerde ayet dinlemek isteyip de dinleyemeyen nice insanlar var. Bak hoca arkadaşım burada, ona sorabilirsiniz. Bir ay evvel Taksim'de sabah namazına gittik. Sabah namazında Taksim'de vallahi ilk defa hayatımda ben orayı görüyorum. İkinci defa belki. İnanın bir hoca olarak diyorum ki, yani okuduğumuz ayet ve hadislere göre dünyanın yıkılması, kıyametin kopması için değil dünyada işlenen günahlar, değil İstanbul'da işlenen günahlar, benim gördüğüm Taksim'deki bir gece dünyayı batırmaya vallahi yeter de artar. Sabah namazını kıldık, dönüyoruz bayır aşağıya, çorbacının yanından geçiyoruz. Geceden içki içen ümmetin gençleri ayılmaya çalışıyor. Oradan bize laf attılar, sözler söylediler, üzerimizde de böyle beyaz cübbeler var. Tam oradan geçerken birisi baktım dedi ki, gel buraya gel dedi. Ne olduğunu anlamadan bir kadın geldi şöyle koluma yapıştı. O kadar açıktı ki gözlerimi kapatmak zorunda kaldım. O kadar içki içmişti ki vallahi burnumun kemiği sızladı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sana hakaret etti. Hayır. Vallahi kolumdan tuttu, sonra şu yakama yapıştı. Bana dedi ki, hocam Allah aşkınıza biz kötü insanlar değiliz. Hocam ne olur Allah'a dua edin, Allah bize de hidayet versin. Hocam ne olur dua edin, Allah bizi de bu karanlıklardan kurtarsın diye bizden dua istiyor. Allah'ın ümmetin hidayet bekleyen gençlerine, şu cemaat hatırına tez zamanda İslam'ın hidayetini nasip eyle ya Rabbi. Günahlar içinde dalmış, günahlar içinde kendini kaybetmiş bu ümmete yeniden İslam'ın nuruna çıkmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Hidayet nereden gelecek bilinmiyor. Bir tebessüm olsunla bu aile bitiriyorum. Bizim bir hoca efendi arkadaşımız var. O anlatmıştı bana. 1995 tarihinde hocam diyor, Allah'a ve peygambere inanmayan bir ailenin evladıyım. Kendim 18 yaşlarındayım. Sevdiğim kızdan da ayrıldım. Eskiler bilirler. Oğul ben vardı böyle. Hocam diyor, denize nazır bir yanda oturuyoruz. Artık sevgilimden de ayrıldım. Gittim biraz. Bir de gittim dedim ki arkadaşıma, bana Emrah'ın kasetinden ver. Niye? Akşam kafayı çekecek derdi ya sözde. Arkadaşı da buna yanlışlıkla Emrah'ın kaseti yerine rahmetli Timur Taş Hoca'nın kasetini vermiş arkadaşa. Hocam diyor, geldim bayağı içtim, yatağa girdim, kaseti taktım, artık böyle yani transa gireceğim. Bekliyorum ki gelsin işte kimsesizler, garipler, şöyle böyle. Bir de baktım ki bir ses geliyor. Kafirler, laikler. Allah Allah diyorum, ya bu Emrah'a ne olur öyle? Bizim Emrah ne söylüyor böyle? Allah Allah, anlamadım. Neyse diyor, hocam sabaha kadar dinledim. Arkadaşıma gittim, dedim ki bana bunun ikinci kasetini de ver bakalım. İkinci kaset, üçüncü kasette hidayet buldu. Dördüncü kasette İsmail Ağa geldi. Beşinci kaseti bitirdiğinde İsmail Ağa'dan icazetli hoca olarak çıktı. Şimdi nerede biliyor musunuz? Kasımpaşa'da iki tane medresesi var, sayısızca talebeleri var arkadaşlar. Kuluna yanlış bir kaset vesilesiyle hidayet veren Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Amin.
Allah bizim de neslimizi de hidayet üzere eylesin. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil ala ve hâb elhamdülillâhillezî hedâna lihâzâ ve mâ kûnnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Hamdan tayyiben mübareken fîhî cezîlen cemîlen daimen bidevâ mülkillâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. اللهم يا ربنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم günahlarımızla huzuruna geldik bizleri kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Kusurlarımızı mahveyle ya Rabbi. Hatalarımızı setreyle ya Rabbi. Allah'ım huzuruna acılar şu elleri boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım günahkar geldiğimiz şu mescitten günahsız dağılmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım okunan ayatü beyinatları, hadis-i şerifleri, anlatılanları en iyi şekilde anlamayı nasip eyle. Amin. Anladıklarımızla amel etmeyi nasip eyle. Amin. Allah'ım bugün buradan çıkmadan evlatlarımızı senin yolunda infak edecek bir iman nasip eyle. Amin. Ya Hamer Rahimin ve Ya Hayrem Nasinin. Allah'ım uzaktan yakından bugün buraya gelen cemaati bizleri ve bütün kardeşlerimizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden bizleri azat eyle ya Rabbi. Allah'ım buradan dağılırken bir meleklerim cehennem beraati verdiği cümleye girmekten cümlemizi ilhak eyle ya Rabbi. Ya Hamer Rahimin ve Ya Hayrem Nasirin. Allah'ım bu dünyaya niçin geldiysek gerektiği şekilde yaşamayı cümlemize nasip eyle. Allah'ım ölüm bizi uyandırmadan evvel sen bizleri uyandır ya Rabbi. Allah'ım cümlemize bir ömre sığmayacak büyük işler, büyük hizmetler yapmayı nasip eyle. Amin. Ya Hamer Rahim cümlemize ölüm anı geldiğinde iman selameti nasip eyle. Allah'ım cümlemize son nefeste elimizde Kur'an, göğsümüzde iman, ağzımızda kelime-i şehadetler aşk ile buyurun. Diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Size özel bir dua, özel bir amin istiyorum. Allah'ım şu soğuk ayın soğuk gecesinde Allah'ım buraya kadar gelen, sabreden bütün cemaatimize ve bizlere Allah'ım ölümlerin en güzeli olan secde anında bir ölüm nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bugün buraya gelen bedenlere şehadet nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bugün buraya gelen kullarından razı olmadan canlarını alma ya Rabbi. Allah'ım bunca hizmetlerin olmasına vesile olan sevgili mürşidimiz Efendi Hazretlerine hayırlı uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım burada hizmetin yapılmasına vesile olan Zeynel hocamıza ya Rabbi dünya ahiret büyük işler nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım amin diyen kullarına ve cümlemize evlatlarımıza hafız yetecek, yetiştirecek şekilde onların hoca olacağı günleri göster ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yeryüzünde hidayet bekleyen gençlere hidayet nasip eyle. Amin. Allah'ım Z kuşağı denen şu günah kuşağını vav kuşağına değiştirmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Allah'ım şu anda dua isteyenler var. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına eda. Allah'ım özellikle şurada dua isteyenler var, hasta olan yavrularımız var. Allah'ım Eyüp Aleyhisselam'a verdiğin şifayı kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Allah'ım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı şu anda şu cemaatten ve cemiyetten haberdar eyle ya Rabbi. Kendisini manen burada hazır ve nazır eyle ya Rabbi. Allah'ım Çinli Muhammed gibi bize de öylesine güzel bir ölüm nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bugün buraya gelen kulların Allah'ım Resulullah'ın ismi anıldığında yürekleri titredi. Allah'ım gözlerinden yaşlar süzüldü. Allah'ım Resulullah'ın ayında onu görmeden iman eden bu kardeşlerimize ve bizlere bu gecenin hatırına, bu gece rüyada Fahri Kainat Efendimiz'i görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Onunla buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Hamer Rahimin, ölmüşler var, vefat edenler var. Ya Rabbi geçmişlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Allah'ım Ramazan Çavdar, Resmiye Çavdar, Niyazi Çavdar. Allah'ım özellikle burada isimleri yazılı olanlara ve cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Azap olanların azabını dindir ya Rabbi. Allah'ım bu asrın Rabiatül Adeviyesi olan Hayriye annemiz, hoca annemiz dün vefat etti. Ya Rabbi ona da gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım sevgili Efendi Hazretlerimiz onun için buyurmuştu ki Hayriye hoca, vallahi eğer ki sen erkek olsaydın efendi babandan bana kalan bu tarikatı sana bırakırdım dedi. Allah'ım hoca hanımlara da Hayriye hoca anne gibi bir iman nasip eyle ya Rabbi. Hizmet aşkı nasip eyle ya Rabbi. Dava şuuru nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım burada yapılan hizmetlere kimler destek oluyorsa sen de onlara yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım bugün burada topladın. Yarın Ruz-i Mahşer gününde Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
önderliğinde, cennetinle, cemalinle müşerref olmayı nasip eyle ya Rabbi. Allahümme inna neselüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime. Hayırların fethi, şerlerin def'i. Ümmet-i Muhammed'in sıhhat selameti için ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Okunan ayetlerin, hadislerin en iyi şekilde anlaşılması için, hidayet bekleyen ümmetin yeniden hidayete kavuşması için, İstanbul'da beklenen bir deprem var deniliyor. Depremden kaçmak çözüm değil, günahlardan kaçmak çözümdür. Günahlardan kaçmak için tekraren buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Son nefes, en zor nefes, nice insanların imanını kaybettiği o anda imanımızın muhafazası, Resulullah aleyhissalatu vesselamın davetlisi olarak ahirete göçmek için son defa aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. 13-10-2021 tarihinde Hidayet Derneği'nde Nideli Muhammed Hoca Efendi gelecekmiş. Hepinize duyurulur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.